Beşiktaş ve Malmö kelimelerini aynı cümle içerisinde kullandığınız anda aklınıza gelecek tek kişi Recep Çetin ve tek gol Gordon Mill'in de hayatımda gördüğüm en güzel gollerden biri dediği o goldür. Bunları elbette konuşacağız ama önce bu sezona ve rakamlara göz atalım. Avrupa Ligi lig aşamasında oynadığı Ajax ve Eintracht Frankfurt maçlarından puansız ayrılan Karakartallar Lyon deplasmanından 3 puanla dönerek adeta yeniden doğdular. Sıradaki rakip özellikle Beşiktaşlılar için birçok maç anısı barındıran İsveç temsilcisi Malmö. İsveç temsilcisi Avrupa Ligi lig aşamasında oynadığı 3 maçta Rangers ve Olympiakos'a yenilip Karabağ maçını kazanarak 3 puan topladı. Siyah Beyazlılar Malmö karşılaşmasında Avrupa Ligi'ndeki 75. ve Avrupa Kupalarındaki 252. maçlarına çıkacaklar. Beşiktaş ve Malmö Avrupa Kupaları tarihleri boyunca 7. kez karşı karşıya gelecekler. Beşiktaş ve Malmö'nün Avrupa Kupalarındaki ilk eşleşmeleri 1990 1990 1991 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası birinci turunda olmuştu. Ligde 3 yıl üst üste şampiyonluk yaşayacak olan Gordon Milne yönetimindeki Karakartallar 1989-1990 sezonunda şampiyon olup Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanmışlardı. Malmö'de oynanan turun ilk ayağında İsveçliler devreyi 1-0 önde kapatıyorlardı. İkinci yarı Beşiktaş üzerindeki ürkekliği atıyor ve baskılı oynamaya başlıyordu. İşte ne olduysa 10 dakika içerisinde oldu. 52'de siyah beyazlar baskılı oyunlarının karşılığını Metin Tekin'in ortasına Feyyaz Uçar'ın kondurduğu kafayla alıyorlar ve skoru dengeliyorlardı. 58'de Malmö basit bir defans hatasından yararlanarak bir kere daha öne geçti. Ama 2 dakika sonra Feyyaz bu sefer Şenol Fidan'ın pasını tamamlayarak bir kere daha skoru dengeledi. 62. dakikada ise maçı unutulmazlar arasına sokan işte o pozisyon yaşandı. Malmö atağında sağdan yapılan ortaya en arkada bulunan defans oyuncusu Recep Çetin fizik kurallarını alt üst edercesine havaya yükselip efsanevi bir vole yapıyor ve topu kendi kalesine gönderiyordu. Maçı televizyonda anlatan Levent Özçelik gol anında bir süre sessiz kalmış ardından da dudaklarından sadece inanılmaz bir pozisyon kelimeleri dökülmüştü. Bir yandan efsanevi ama bir yandan da trajik olan bu gol kısa sürede Türk futbolunun unutulmazları arasına girdi. Yıllar içinde gazetelerde dergilerde yapılan birçok derlemede kendi kalesine atılan en unutulmaz gol seçildi. Zaten TRT'ye verdiği bir röportajda en unutulmaz golün hangisi sorusuna Recep Çetin hafif bir tebessümle kendi kale attığım çok güzel bir golüm var diyerek bu golden bahsediyordu. Herkes maçtan sonra haklı olarak Recep Çetin'in golünü konuşsa da bir gün sonra yayınlanan gazeteler deplasmanda alınan 3-2'lik mağlubiyetin Beşiktaş için avantaj olduğunu yazıyorlardı. İki hafta sonra İstanbul İnönü'de oynanan rövanş maçında aslında her şey kara kartallar için rüya gibi başladı. Tiyah beyazlar Ali Gültekin ve Feyyaz Uçar'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattıklarında birçok kişi artık turu atladıklarını düşünüyordu. Fakat ikinci yarıda peş peşe yapılan kaleci ve basit savunma hataları bir anda skor 2-2'ye gelmiş ve moraller alt üst olmuştu. Her şeye rağmen atılacak bir gol maçı uzatmaya götürecekti. Maçın bitimine 2 dakika kala sonradan oyuna giren Halim Okta'nın kaleciyle karşı karşıya kalması fakat golü kaçırması taraftarları adeta yıkıyordu bir maç içinde taraftarlarına birçok farklı duyguyu yaşatmayı başaran Beşiktaş bu beraberlikle kupadan eleniyordu. Rövanş maçı sonrası sanlı Sarı Alioğlu yazması gereken köşe yazısını yazmamış, çok üzgün olduğunu, yazılacak bir şey olmadığını belirtip köşesini boş bırakmıştı. Beşiktaş ve Malmö'nün Avrupa Kupalarındaki ikinci eşleşmeleri 2005-2006 sezonu UEFA Kupası birinci turunda olmuştu. Bu eşleşmenin ilginç notlarından biri, bir önceki eşleşmede sahada futbolcu olarak oynayan Rıza Çalınbay'ın bu eşleşmede Beşiktaş'ın teknik direktörü olmasıydı. 15 yıl önce pisi pisine eğlendikleri Malmö'den rövanşı almak isteyen siyah beyazlılar İnönü'de oynanan turun ilk maçında adeta tek kale oynuyorlar ama bir türlü sonuca gidemiyorlardı. Buna karşılık 80'de İsveçliler maç boyunca ilk pozisyonlarına giriyorlar ve köşe atışından Afonso Alves'in golüyle öne geçiyorlardı. Sahadan bir sıfırlık skorla yeni kaydılan Beşiktaş için Malmö kabusu devam ediyordu. Fakat 2 hafta sonra İsveç'te oynanan rövanş maçında Karakartallar Süper Lig ve UEFA kupasında peş peşe aldıkları kötü sonuçların ardından oluşan tüm kara bulutları dağıtacaklardı. Perdeyi 28'de yerden temiz bir vuruşla topu filelere gönderen Ginil oyuncu Süleyman Yula açıyordu. Karşılaşmada nefis bir performans sergileyen Yula 34 ve 53. dakikalarda iki gol daha atıp deplasmanda hat-trick yapıyordu. 3-0'dan sonra Malmö yükleniyor ve 61'de ilk maçta olduğu gibi Afonso Alves'in attığı golle fark bire iniyordu. Fakat Beşiktaş bu sefer rakibine fırsat tanımıyor ve son sözü 90 artı 4'te nefis bir voley golü atan Tümer Metin söylüyordu. 4-1'lik bir sonuçla Karakartallar rakibini kupa dışına itiyor ve adlarını UEFA Ligi grup aşamasına yazdırıyordu. Bu maçla ilgili ilginç bir not olarak Maçta haddirik yapan Süleyman Yula toplam 18 kez giydiği Beşiktaş formasıyla attığı 4 golden 3'ünü bu maçta atmıştı. Ayrıca her golden sonra futbolcuların o günlerde gidecek mi kalacak mı yorumları yapılan Rıza Çalınba'ya koşmaları da ilginç notlar arasındadır. Grupta Bolton, Sevilla, Guimares ve Zenit'le işleşen Karakartallar maçların ardından bir galibiyet, iki beraberlik, ve bir yenilgi alarak kupaya veda etmişlerdi. Siyah beyazlarla gök mavillerin üçüncü ve bugüne kadarki son eşleşmeleri 2018-2019 sezonu Avrupa Ligi gruplarında olmuştu. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş deplasmandaki maçın özellikle ilk 30 dakikasında etkili oluyor ama bir türlü gole ulaşamıyordu. 53'te ise kaleci Karius'un hatasıyla yenilen golün ardından Beşiktaş'ın ritmi bozuluyor ve 76'da penaltıdan yedikleri gollerle sahadan 2-0 yenik ayrılıyorlardı. Liverpool'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelen kaleci Karius'un yediği golü İngiliz basını da es geçmemiş ve kalecinin Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid maçında yediği hatalı golleri hatırlatıp Alman kalecinin talihsizliği devam ediyor diye yazmışlardı. Grubun son maçında Beşiktaş ile Malmö bir kere daha karşı karşıya geldiler. Üst tura yükselmesi için en azından bir puan alması gereken kara kartallar için işler yolunda gitmiyordu. 51'de Antonson'un attığı golle Gökmavilliler öne geçiyor 65'te ise o gün oldukça etkisiz bir performans sergileyen Quaresma takımını 10 kişi bırakıyordu. Kalan dakikalarda tabela değişmedi ve Malmö 1-0 kazandığı maçın ardından Avrupa Ligi'nde yoluna devam ederken Beşiktaş kupaya veda ediyordu. Beşiktaş için Avrupa Ligi lig aşamasında puan cetvelinde yukarıya tırmanmaya devam etme zamanı. Karakartallara Malmö maçında başarılar diliyoruz. Videoyu beğenmeyi ve bahsettiğim maçlarla ilgili anılarınızı ya da aklınıza gelenleri Yorumlarda paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu ve bunun gibi ilginç bilgilerle eylemlerimiz devam edecek. Takipte kalın.